çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün Ergene Belediyesi'nin Ergenelilere kazandırdığı projeleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Bugün Atatürk evindeyiz. 2019 yılında Trakya Kalkınma Ajansı'ndan birincilik ödülü aldı. Ve projenin %70'inin ücreti de Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı o dönemde. Yanımızda Ergene Belediyesi Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcımız Ayça Albayraktar var. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Sizi konuk etmek ne güzel burada. Başkanım, bugün takipçilerimize Atatürk evini anlatacağız. Ben az önce gezdim. Gerçekten Selanik'tekiyle hemen hemen birebir zaten birincilik ödülü almış, evet, bir proje. Projemiz öyle. Birincilik ödülü aldı. Büyük destek aldık Kalkınma Ajansı'ndan. Teşekkür ediyoruz emek veren herkese. İyi bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum Ergene için. Birlikte gezdiğimizde takdir sizin. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Atatürk evine giriyoruz. Hep birlikte size tanıtacağız. Bakalım içeride neler var. Evet, Atatürk evine giriş yaptık. Öncelikle galoşlarımızı giydik. 3 katlı. Buradan hemen barkodumuzu alıyoruz. Beş numara olarak bugün ziyaretimize başlıyoruz. Başkanım, barkodla giriliyor. Bunun anlamını da biraz takipçilerimize anlatalım. Bugün Atatürk evini ziyaret eden siz 5. ben 6. kişiyim. Kaç kişinin günlük ziyaret ettiğinin, yıllık ziyaret ettiğinin istatistiklerini tutmak amaçlı böyle bir fiş veriyoruz girenlere. İlgi nasıl başkanım Atatürk evine? Özellikle belirli gün ve haftalarda, 10 Kasım'da ve bayramlarda çok yoğun. Orada randevuyla kabul ediyoruz, grup grup alıyoruz öğrencilerimizi. Ve özellikle her grubu, her katı ayrı ayrı anlatarak ziyaret etmelerini istiyoruz. Burası sadece Atatürk'ün Selanik'teki evinin canlandırıldığı bir mekandan ziyade bir müze görünümünde. Gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Özenle her katında farklı bir konsept hazırlamaya çalıştık. O nedenle ilgi çekiyor. Sadece Atatürk'ün evinin iç dekorasyonunun olduğu bir ev değil. Giriş bölümünde vatandaşlarımızdan ve antikacılardan topladığımız, koleksiyonerlerden topladığımız özel parçaların olduğu vitrin dizaynlarımız var. Hepsi ayrı ayrı özenle seçilmiş. Tasarımları bizzat işte bizler tarafından, Kültür Müdürlüğü personellerimiz tarafından, arkeologlarımız, sanat tarihçilerimiz tarafından yapılmış bir dekorasyon görüyorsunuz şu an. Bu giriş bölümünde bir Atatürk köşesi oluşturduk. Ha, bu arada anlatmaya başlamadan şunu söylemek istiyorum. Giriş ücretsiz. Ha, onu soracaktım. Açıldığı günden bu yana öğrencilere ve yetişkinlere giriş tamamen ücretsiz. Hafta içi her gün açığız. Hafta sonu da açığız. O zaman Atatürk evini oda oda kısa kısa gezmeye başlayalım. Burası Çocuk atölyesi olarak tasarlanmış bir oda burası. Ülkü ile Atatürk'ün bir arada olduğu bir dekorumuz var burada, bir köşemiz var. Atatürk'ü anlatan kitapların olduğu, işte çocukların burada dönemsel atölye çalışmaları yaptığı, masalar, sandalyeler getirip boyama kitaplarıyla onlara Cumhuriyet sevgisi, Atatürk sevgisini empoze ettiğimiz bir alan oluşturuyor. Güzel bir konu. Buraya çocuklar geliyor, evet, oturuyorlar, Atatürk resmi çiziyor. Çok güzel bir, evet, etkinlik. Kendi resimlerini çiziyorlar, boyama kitaplarını boyuyorlar. Buradaki Atatürk'le ilgili kitapları bizim öğretmenlerimiz eşliğinde inceleme fırsatları oluyor. Burada böyle bir hava yaşıyorlar. İşte Atatürk'ü yakından görüyorlar silikon heykeliyle. Çocukla olan yakın temasını, göz göze bakarken ki o duygusal halini, özellikle son dönemler, Atatürk'ün son dönemlerindeki hali burada canlandırılan böyle bir konseptte bu atmosferi yaşatmaya çalıştık çocuklarımıza. Evet, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından Ergenelilere kazandıran en önemli projelerden biri Atatürk Evi. Onu gezmeye devam ediyoruz. Başkanım, burada da çok güzel bir Atatürk köşesi var. Evet, özellikle girişte böyle bir tasarım yapmak istedik. Görüşlerimizi yazacağımız bir anı defterimiz ve Atatürk'ün büstünün ve kutsal bayrağımızın olduğu, Atatürk'ün imzasının olduğu bir giriş bölümünden sonra bir barko vizyon odamız var.
Nasıl? Barko Vizyon Odası'nda sıraları tasarımına, genel Atatürk evinin tasarımına uygun tarzda öğrencilerin oturup gördüğünüz televizyondan Atatürk'ün hayatını, devrimlerini izleyebilecekleri videolar oluşturduk ve burada grup grup bu şeyleri izliyorlar, videoları. Valla başkanım, tabii Atatürk sevgisini hiçbir zaman çocuklarımıza unutturmamamız adına da çok güzel bir Atatürk evini geziyoruz. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve ekibi tarafından tüm Trakya bölgesine kazandırılan Atatürk evinin ikinci katındaki gezimiz devam ediyor. Hemen arkada da yine o döneme ait olan mutfak yer alıyor. Hemen sağımızda da yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin bir silikon heykeli var. Anneler başımızın tacı. Hemen burası Zübeyde annenin yatak odası. Gördüğünüz gibi meclis kararıyla Atatürk evine bağışlarıyla oluşturuldu. Tüm objeler seccadesinden mangalına kadar tamamen bağışlarla oluşmuş. Başkanım, bu çok önemli ama, değil mi? Yani halkımız gerçekten söz konusu Atatürk olduğu zaman sandığını açıp kendine ait şeyleri burada paylaşmış. Bu da çok güzel. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok değerli bu el ele vermek, bu birlik bilinci. Bu evle çok gündeme geldi. Evet, Atatürk evinin 3. katındayız. Burası aslında Cumhuriyet tarihine de tanıklık edecek değerde bir yer aslında. Karargah odası, işte meclis odası, maketler başkanım. Yani burası çok duygusal bir kat. Kesinlikle. Küçük bir kronolojik sıralama yapmaya çalıştık burada. Öncelikle sizi karargah odasına davet etmek istiyorum. Başkanım, orada ne savaşların tarihi, neler. Yani burası tam aslında tarihe tanıklık edebilecek bir oda. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları bu odadalar. Ben de çok etkilendim. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Türk bayrağı, savaşta kullanılan Türk bayrağı, Çanakkale cephesinden gelme mermilerimiz, toplarımız, savaş teçhizatlarımız, gördüğünüz gibi tüfekler, Atatürk ve silah arkadaşlarının orijinal bir Kurtuluş Savaşı haritası üzerinde, yine harita orijinal, üzerindeki savaş planlamasını yaptıkları, telgrafın yine onların yanında olduğu bir düzenleme yaptık burada. Tabii başkanım, çok orijinal eserler var burada. Bunlara sahip olmak da biraz güç ister. Nasıl yaptınız bunu? Şöyle ki, başkanımız Sayın Rasim Yüksel evin özel bir ev olmasını istedi dekorasyonunun. Standart Atatürk evinin dekorasyonundan ziyade bir müze konsepti olmasını istedi. Ve biz hemen bir ekip kurduk çalışma arkadaşlarımızla. Onun direktifi doğrultusunda bu tarz bir tasarım yaptık. Bir odayı karargah odası, bir odayı meclis odası ve girişi de maketlerle Cumhuriyet tarihinin kronolojik sıralamasını anlatıldığı bir atmosferde sunmak istedik halkımıza. Teşekkür ederiz başkanım. Evet, karargah odasından çıktık. Şimdi meclis odasına doğru giderken tabii burada da çok güzel bir bölüm var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli başkanım. Askeri okuldan mezun olduğu dönemdeki kostümüyle ilk işte askeri hayatına başladığı dönemdeki balmumu heykeli burada. Ve meclisimizi görüyoruz, ilk meclis. Buraya geldiklerinde sadece Atatürk evini değil, karargah odasını, meclisi, anıtkabiri ve meclisin, Cumhuriyet'in ilan edildiği meclisin iç mekanlarını canlandırıp yaşatmak amacımız. Cumhuriyet gazetesinin Atatürk'ün ölümünün ilanını baş sayfada yayınladığı orijinal gazetenin ilk sayfası gibi. Orijinal baskı. Evet, orijinal baskı. Burada iki tane maketimiz var. Bir tanesi Ulu Önder Atatürk'ün anıtkabiri, kabrinin olduğu maket. Diğeri de meclis, ilk meclisimizin olduğu maket. Bunları da özellikle tasarlatıp bu müze gibi olan alanımıza yerleştirmek istedik. Gerçekten burası tam bir müze havasında. Özellikle 3. kat tam bir müze havasında. Hemen meclis odasına doğru hareket ediyoruz. Evet. Evet, Atatürk evinin en üst katında meclis odasındayız başkanım.
Meclis odasını özellikle tasarladık. Çok da keyifle yerleştirdik burayı. Cumhuriyetimizin 100. yaşında, 100. yıl dönümünde meclis odasına muhakkak bekliyoruz tüm halkımızı. Burada iki tane kıymetli eser var. Birincisi Atatürk'ün çok değerli nutkunun 10 tane orijinal nüshasından bir tanesi burada. Orijinali burada ve Lozan Anlaşması'nın yine orijinal baskılarından bir tanesi, bir örneği burada yer alıyor. Cumhuriyet'in ilanının gerçekleştiği meclis odasının, mebusların oturduğu sıraların örneklerini burada oluşturmaya çalıştık. Evet, hemen solumuzda da Bandırma Vapuru'nun maketi var başkanım. Evet, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının canlandırıldığı yine bir köşemiz burası. Bandırma Vapuru'nun maketi de üçüncü maketimiz bu salonu süsleyen. Evet, Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel ve ekibi tarafından tüm bölgeye, Ergene ve tüm bölgeye kazandırılan Atatürk evini gezdik sizlerle. Ayça Başkanıma da çok teşekkür ediyorum, bizlere eşlik etti. Tabii üç katlı Atatürk evi ama en çok beni etkileyen kat üçüncü kat oldu. Burası gerçekten müze. Evet, Ergene Belediyesi tarafından Ergene ve tüm bölgeye kazandırılan Atatürk evini gezdik. Bu gezimizde bize kültürden sorumlu Başkan Yardımcımız Ayça Albayraktar eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Çok memnun oldum. Sizlerle vesile oldunuz halkımıza Atatürk evini tanıtmaktan. Ergene Belediye Başkanımız Sayın Rasim Yüksel tarafından bölgemize kazandırılan Atatürk evini 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tüm halkımızın ziyaretine açtık. Bu evi tanıtmamıza vesile olan siz kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi burada ağırlamaktan özellikle bu ay çok mutlu olacağız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, geziyorum programı kapsamında bugün Ergene Atatürk evini sizlere tanıttık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.